Merhaba, ben Leyla Pektaş. Yaklaşık 30 yıldır protez saç işiyle uğraşıyorum. Size bugün protez saç hakkında biraz bilgi vereceğim. Protez saç nedir? Protez saç, kişinin kaybetmiş olduğu saçların yerine özel olarak üretilen, %100 insan saçında hazırlanan bir üründür. Protez saç, cerrahi bir müdahale olmadığı için herkese uygulanabilir. Protez saç, yaş gözetmeksizin, genç, çocuk, yaşlı, istenilen yaşlarda uygulama yapılabilir. Protez saç hava ve su alır mı? Evet, protez saç rahatlıkla hava ve su geçirgen özelliğine sahip. Çünkü altyapısı gözenekleri oldukça geniş ve soğan zarı inceliğinde olduğu için hava ve su geçirme özelliğine sahiptir. Protez saçta kullanılan ürünler sağlığa zararlı mıdır? Protez saçta kullanılan ürünler sağlığa zararlı değildir. Çünkü FDA onaylıdır. Hepsi medikal ürünlerdir. Birçok cilde göre birçok kullanma ilaçları vardır. Cilde göre değişir hangi ürün kullanılacağı. Ama kısacası protez saçta kullanılan ürünler sağlığa zararlı değildir. Protez saça neden bakım yapılması gerekir? Protez saçta bakım yapılması gerekir çünkü medikal bir uygulama, kozmetik bir uygulamadır. Dolayısıyla onlar protez saçınız yaklaşık bir ay kafanızda kaldığı sürece kendi saçlarınızın uzaması söz konusu. Dolayısıyla bunları bir kuaför periyodunda nasıl bir kuaföre gidiyorsanız bir bakım merkezine de gidip protez saçınıza bakım ve kendi uzayan saçları da ona göre uygulayıp kesilmesi lazım. Uzmanlar tarafından yapılırsa çok daha konforlu ve çok daha sağlıklı olacaktır. Bölgesel protez saç nedir ve kimlere uygulanır? Ondan bahsetmek istiyorum biraz size. Bölgesel saç dökülmesi illa kişinin her tarafının dökülmesine gerek yok. Örneğin tepe bölgesinde bir saç kaybı yaşanırsa sadece o bölgeye uygulama yapılabilir. Ya da herhangi ön tarafta şakak kısımlarında bir saç kaybı yaşadıysa komple tepeye uygulamaya gerek yoktur. Sadece açık olan bölgeye de uygulama yapılabilir. Kalıcı saç dökülmelerinden bahsetmek istiyorum. Protez saç kalıcı saç dökülmelerinde bölgesel olarak uygulanabilir mi? Evet, uygulanabilir. Örneğin yara izlerinde, örneğin radyoterapide ışından dolayı o belli bir bölgeye ışın verildiği zaman o bölgede saç kaybı yaşıyor insanlar. O bölgede ya da bir kaza sonucu saç kaybında yaşayan insanlarda da o bölgeye protez saç uygulama yapılabilir. Protez saçta geçici saç dökülmesi kullanılabilir mi? Evet, protez saçta da geçici olarak kullanılabilir. Örneğin kemoterapi alan kişilerde ilacın yan etkisinden dolayı saç kaybı yaşayan insanlarda da uygulama yapılabilir. Bunu rahatlıkla kullanabilir. Ben özellikle kemoterapide saç kaybı yaşayan kişilerin çok ciddi bir travma yaşadığını şahit olmuş durumdayım ve yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde saçını kaybeden, kemoterapiden dolayı saçını kaybeden kişiler sosyal yaşantısında oldukça problemler yaşıyorlar ya da bir çocuğu varsa etkilenmesin, bir psikolojik herhangi bir durumda bu kurtarıcı bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ve kemoterapide hiç sıkıntısız kendi saçı gibi kullanılabilir. Kendi saçı uzadıktan sonra da protez saçtan vazgeçip kendi saçını rahatlıkla devam edebilir hayatına. Protez saçta doğal görünmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir? Protez saç eğer doğal görünmesini istiyor iseniz mutlaka kendi saçınızın özelliğinden olan saçlar yapılması gerekir. Yani kendi saçınız kıvırcık ise, kendi saçınızın beyazlığı, geçişleri %50, %100 nasılsa, kendi saçının inceliğinde ya da kendi saçının sadece açık olan bölgeye yani kişiye özel eğer yapılırsa ve kaliteli bir ürün kullanılır ise protez saç asla belli olmaz. Protez saçla denize ve havuza girebilir miyim? Yazın tatilde bana bir sorun çıkarabilir mi diye bir de sorularla karşılaşıyoruz.
Protez saçla denize ve havuza girebilirsiniz. Ancak bakımlarını yaptırdığınız sürece havuza da girebilirsiniz, denize de girebilirsiniz, kendi saçınız gibi duş alabilirsiniz, spor da yapabilirsiniz. Kısacası protez saçla ne yapıyorsanız, kendi saçınızla ne yapıyorsanız protez saçla da aynı şeyleri yapabilirsiniz. Protez saç kadına da erkeğe de uygulama yapılabilir mi? Evet, protez saç kadına da erkeğe de uygulama yapılabilir. Erkeğe uygulanacak olan uzmanın saç kesiminden, saç tekniğinden iyi anlaması gerekir. Mutlaka uzman olması gerekir. Aynı şekilde kadına da uygulayacak olan protez saç mutlaka uzmanlar tarafından yapılması ve saç kesim tekniğinden anlayan bir uzman tarafından uygulanması gerekir. Saç ekimi kimler yaptırabilir? Saç ekimi eğer kişinin yan tarafları uygun ise, açıklık bölgesi çok büyük değil ise ya da herhangi bir rahatsızlığı yoksa uzman bir doktor tarafından buna danışılarak uygun olup olmadığını danışılarak mutlaka karar vermesi gerekir. Örneğin şeker hastaları saç ekimi yaptırmaya uygun değildir ya da herhangi bir kaza sonucu saçını kaybetmiş kişilerde de saç ekimi yapma ihtimali yok maalesef. Ama protez saç kozmetik bir müdahale olduğu için ve cerrahi bir müdahale olmadığı için protez saçı rahatlıkla herkes kullanabilir.